Demin çocuklar hat gitti de internet hemen bir çözüm yapalım şuna. Hangi doğrudur? Öncelikle bir zor bir soru bu. Sınavınızda gelme olasılığı düşük. Destek Y ucuna yaklaştırılırsa yani bu tarafa yaklaştırırsak şimdi şöyle yapalım. Yukarıya T var, N var, aşağıya ağırlıklar var. T artı N eşittir. P artı G yazalım. Bu bizim birinci denklemimiz olsun. Sonra buradan T ipin olduğu yerden bir tork alalım. Şuradaki uzaklığımız X olsun. Şuradaki uzaklığımız Y olsun. P çarpı x eşittir. N çarpı y'dir. Çocuklar p değişmiyor, x değişmiyor. Buradaki y arttığı için n azalır. Üstteki denkleme bakalım. P ile g değişmiyor. N arttığı için, pardon, n azaldığı için t'nin artar olması lazım. Birinci öncülümüz yanlıştır. Yük ipe yaklaştırılırsa. Çocuklar diğerleri de böyle çözülecek ama sınavınızda kıyak yapalım. Bu yok. Uğraştırmayalım sizi. Çünkü dediğim gibi kafa karıştırıcı bir soru. Şunu bir silelim. Hangileri dengede kalabilir demiş. Şimdi şurası P. Buradan tork alırsak evet olur. İpin olduğu yerden tork aldık. Ağırlığımız çünkü zaten P kadarmış. Bu da olur. Sola şey 2P 2P torkların büyüklüğü. Bu olmaz. Bunun bileşenlerini ayırdık. Yukarıya 3, sağa 1. Şunu bileşenlerini ayırdık. Sola 2, yukarıya 1. Bu 3'ün uzaklığı 2, oluşturduğu tork 6. Bu 1'in uzaklığı 1, oluşturduğu tork 1. Ama bu böyle döndürüyor, bu böyle döndürüyor. O yüzden bunları çıkaracağız. Tau 1, 5 geldi. Eşit bölüm. Bunun uzaklığı 2, 2 çarpı 1'den 2. Bununkisi 1 çarpı 2'den 2 ve aynı yönde döndürüyorlar. 4. Güzel. Dengenin bozulmaması için ne yapılmalıdır? Dengenin bozulmaması demek ipin uzantısının değişmemesi demek. Yani kütle merkezi yine burada olacak. Çıkarılan kütle merkezi şu kadar. Uzaklığımız bu kadar. Yani iki parça çıkaracağız ve uzaklık 1 birim olacak. 1 ve 3'ü çıkardık. Evet olur. 2 ve 4'ü çıkardık. Olur. 3 ve 4'ü çıkardık. Olur. Hepsi olur. Hepimiz kardeşiz. Cisim kütle merkezi neresidir demiş. Şimdi çocuklar burası, burası L'dir bu. Evet, şimdi şuradan aldık. Buraya ben 1 dersem bu 2 olur çocuklar. Şurası 3 olur. 3 kere 2 6, bu da 2 olur. X ve Z eşit Y bunlardan küçük geldi. Bunu size ödev verelim. Tamam uğraşmayalım. Sınavımızda yok. Hangileri doğrudur? Şimdi bak Y'nin tam ortasından geçtiği için bu tür sorularda Y hakkında bir yorum yapamam. Yani Y'nin kütlesi Z'ninkinden büyük de olabilir, küçük de olabilir. Şimdi Z'ye bakalım. Z'nin şu uzaklığıyla pardon, X'in uzaklığıyla Y'nin uzaklığı Z'nin uzaklığı birbirine eşit. Çünkü bu geometriden gözüküyor. Z'nin kütlesi X'inkinden büyük olsaydı çocuklar bu böyle dönerdi. O yüzden cevabımız Edirne geldi. Demir bilye ok yönünde hareket ederse TX ve TY, F nasıl değişir? Çocuklar esnemeyen ipler söz konusu ise buradaki yay ne gerilir ne büzülür, ne kısalır ne uzar. O yüzden bu tür sorularda F eşittir. K çarpı X'te K ve X değişmediği için yay sabit, yay üzerinde kuvvet değişmez dersiniz. Gelelim diğerine. Öncelikle bir de şuna bakalım. TX yay değişmiyor zaten. Eşittir. Aşağı olan kuvvet. Yukarıya TY artı TY var. TX bir de P var da P de önemli değil. Gördüğün gibi TX ile TY doğru orantılı. Aşağı olan kuvvetleri yukarıya olan kuvvetleri eşitledim. Şimdi şuradan bir moment alalım çocuklar. Şuradaki uzaklığa x diyelim. TY çarpı x eşittir. Şuradaki uzaklığa da y diyelim. P çarpı şu topun ağırlığına da p diyelim. P çarpı y. Şimdi öncelikle x değişmiyor. Y'nin şuraya olan uzaklığı. P de değişmiyor. Topun ağırlığı da değişmiyor. Y arttığına göre TY de ne olmalı? Artmalı. TY arttığına göre de TX de artmalı. Yani artar artar değişmez olacak. Son 4 soru. Hazırlanın. Verilenlerden hangisi dengede kalabilir? Çocuklar burada bakın T1'in
Sağa olan bileşenini dengeleyecek sola doğru bir kuvvet yok. Dengede kalamaz. Bu sola bileşen, sola bileşen. Bunları bileşen, sağa bileşen yok. Bu da dengede kalamaz. Bunu sola bileşeni, bu sağa bileşeni eşit olabilir, dengede kalabilir. Ya bunu da geçelim. Geç diyelim. Tamam, okulda çözeriz. Yok sınavda. Demin ki soruya benziyor çocuklar. Öncelikle esnemeyen ip söz konusu ise yine Efe ne dediniz? Değişmez dediniz. Gelelim T ip gerilmesi nasıl değişecek? Buradan moment alsak. Şu P'nin uzaklığına şuraya X diyelim çocuklar. Şuraya Y diyelim. T çarpı Y eşittir. P çarpı X. Bakın X zamanla artıyor. P değişmiyor. Y değişmiyor uzaklık. O'nun T'ye olan uzaklığı demek ki T'de artır. Artıra değişmez gelecek. Küre normalde çok konuşmadık sayısal olarak. Neredeyse hiç konuşmadık. Bunu da öylesine sordum. Hangileri doğrudur? Aşağıya doğru G var. Aşağıya doğru G var. N3 çocuklar 2 gelir. Çünkü yukarıya olan sadece N3, aşağıda 2 tane G var. Birbirine eşit olmak zorunda. N1, N2'ye çocuklar burada eşittir. Çünkü soldan sağa N1 var, sağdan sola N2 var. İpte oluşan gerilmenin büyüklüğü için hangisini bilmemiz gerekli yeterlidir demiş. Şimdi çocuklar ben şuradan tork alsam, şu çubuk homojen türde söylemiş. Çubuğun ağırlığı şuraya bir birim desek, şurası da bir birim olur çünkü tam orta noktasıdır türdeş olduğu için. Çubuğun ağırlığını bilmem yeterlidir. Çünkü çubuğun tam ortası olduğu için kütle merkezi, bu çubuğun uzunluğu ne olursa olsun hep 1'e 2 oranı olacaktır. Açıyı da bilmeme gerek yok. Çünkü kuvvetler birbirine paralelse şuradaki açının bir önemi yoktu. Güzel bir soru daha. Arkadaşlar sınavımıza başarılar. Kolay gelsin. Görüşürüz.